Depremin en çok etkilediği yerlerden biri Antakya'dayız. Deprem üzerinden tam bir hafta geçti. Bir hafta boyunca neler değişti diye baktığımızda Antakya'nın nüfusu giderek azalıyor. Geldiğimiz ilk günlerde yoğun bir şekilde geliş yönünde trafik varken artık yoğun bir şekilde gidiş yönünde trafik var. Ve geldiğimize göre şehirdeki araç sayısı da, şehirdeki insan sayısı da ciddi oranda seyrekleşmiş durumda. Artık Antakyalılar burayı terk ediyor. Biz yaklaşık 12 saattir bir enkazın başındayız. Bu enkazdaki çalışmaları izliyoruz. Önce canlı sesi duyuldu. Daha sonra yapılan dinlemelerde de duyuldu. Araçlar çalıştı, iş makineleri çalıştı. Yurttaşların çıkarılması için bir çaba harcandı. Fakat şu anda o enkazdan da sesler yükselmiyor ne yazık ki. Asi Nehri'nin hemen yanındayız. Buradaki tüm evler yıkılmış durumda. Hiçbiri oturulacak durumda değil. Hemen arkamdaki evler ise hem depremde hasar gördü hem de çıkan yangından etkilendi. Bu hat boyunca henüz sağlam bir bina, sağlam bir yapı bulunmuyor. Daha doğrusu Antakya'da artık yıkılmayacak yapı sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek duruma gelmiş durumda. Ve Antakya'da bir haftadır devam eden organizasyon sorunu hala devam ediyor. Hijyen, tuvalet sorunu hala devam ediyor. Salgın hastalık riski devam ediyor. Hala sokaklarda kalmak zorunda kalan, hala ellerine bir çadır ulaşmayan yurttaşlar bulunuyor. Hala enkaz altından sesler gelmesine rağmen yeteri kadar çalışma yapılmadığını söyleyen yurttaşlar bulunuyor. Ve bir haftadır devam eden bu sorunlar hala devam ediyor. Sadece Antakya ya da Hatay merkez değil, ilçelerinden de ciddi bir göç trafiği oluşmuş durumda. Hatay Kırıkan yol ayrımında bekleyen yurttaşlar da önce Adana'ya, Adana'dan da Türkiye'nin farklı noktalarına gitmek için bekleyişlerini sürdürüyorlar. Biz de Antakya'dayız, birinci haftadayız. Buradan gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz elbette. Ancak özellikle şunu söylemek mümkün ki Antakya giderek boşalan bir kent haline gelmiş durumda. Fakat en önemli bilgi ise şu, dünden bu yana kirli bir bilgi dolaşıma sokulmuş durumda. Dün burada bulunan güvenlik ekipleriyle de konuştuk. Silahlı insanların olduğu, silahlı insanların yurttaşları kurşunladığı, gasp ettiği, hatta öldürdüğüne dair bazı kirli bilgiler dolaşıma sokulmuştu. Güvenlik ekiplerine de sorduk. Hırsızlık olduğunu, yağma olduğunu, çeşitli noktalarda tartışmaların, kavgaların çıktığını söylediler ama herhangi bir şekilde bir kurşunlanma, bir gasp, toplu infaz olayının olmadığını söylediler.